Çalışmalarınız içerisinde farklı yapılarda nesneler oluşturmak isterseniz Illustrator'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak InDesign içerisinde de Illustrator'da bulunan Pen Tool, Pencil Tool gibi araçlar bulunuyor ve bunlarla da yine farklı yapılardaki nesneleri oluşturabilirsiniz. Peki Pen Tool'un kullanımı nasıl, nasıl kullanabiliriz? Sol taraftaki araç kutusundan Pen Tool ve altında diğer Pentool'da oluşturmuş olduğumuz noktalar üzerinde işlem yapabileceğimiz 3 tane farklı aracımız var. İlk aracımız Pentool. Klavyeden de yol P harfine basarak aracı seçtikten sonra bir çizim yapmaya başlamak istediğimiz alanda, alanda herhangi bir noktayı bir kere tıklayarak ilk noktamızı oluşturalım. Noktayı oluşturduktan sonra farklı noktaları tıklayarak bu çizimi devam ettirebilirsiniz. Ancak buraya kadar oluşturduğumuz çizimde Nereye tıklarsanız bir önceki noktayla arasındaki en kısa mesafe şeklinde çizimi yapıyor. Bizim istediğimiz şey biraz daha eğimli bir hareket yapmak olabilir. Bunun için noktayı tıkladıktan sonra mouse'dan parmağınızı çekmeden mouse'u tutup sağa sola doğru sürükleyin. Bu sürükleme işleminde de gördüğünüz gibi örnek olarak yukarıya doğru sürüklediğimde noktadan önceki çizgi üzerinde aşağı doğru bir girinti aşağı doğru sürüklediğimde yukarıya doğru bir çıkıntı şeklinde çizgiyi eğebiliyoruz. Buradaki çizgiler yani pet yollarını üzerinde pet yolları üzerinde daha birçok işlem yapılabilir. Çizime devam edebilmek için mouse'dan parmağınızı çekin ve tekrar devam edin. Devam ettiğimizde dikkat ederseniz bu noktadan önceki T çizgisi noktadan önceki eğim çizgisini belirtiyordu. Noktadan sonraki bu eğimi de noktadan sonraki t çizgisi belirtir. Biz bunu az önce buradaki eğimi verirken her iki noktadan önce ve sonraki yönler içinde eğim oluşturmuş olduk. Bu sayede bir sonraki noktaya tıkladığımızda hemen üzerindeki t çizgisinin yapısına bağlı kalarak devam eden çizgi üzerinde eğimi sağlamış oldu. Buradaki eğimleri dilediğimiz bir anda bitirmek de isteyebiliriz. Örneğin bu şekilde bir dalgalanma oldu ve aşağı doğru düz bir şekilde inmek istiyoruz. Normalde tıkladığınızda düz bir şekilde inmeyecek. Nokta üzerindeki T çizgisinin yapısına göre eğimi oluşturduktan sonra istediğiniz tıklamış olduğunuz noktaya bir çizgi oluşturacaktır. Keskin bir şekilde direkt bir çizim yapmak isterseniz klavyeden komut Z ile geri alıyorum. Noktadan sonra gelen T çizgisini kaldırabilmek için Noktayı bir kere tıklayarak noktadan sonraki tey çizgisini kaldırdıktan sonra devam etmek istediğiniz noktayı bir kere tıklayarak düz bir şekilde çizime devam edebilirsiniz. Pentulla bu şekilde oluşturmuş olduğunuz çizimler üzerinde gövdelerini boyayabilir veya dış çizgi renkleri verebilirsiniz. Yine Pentul altında bulunan diğer araçlar yardımıyla add anchor point tool'la obje üzerindeki çizgiler üzerinde Dilediğiniz nokta, dilediğiniz yerlere noktalar ekleyebilir. Delete anchor point tool'la bu noktaları kaldırabilir. Veya yine aynı şekilde convert direction point tool'la bu noktalar üzerinde yeni eğim çizgileri oluşturarak yapısını değiştirebilirsiniz. Objeleri seçmek video eğitiminde de bahsetmiş olduğumuz gibi Direct Selection Tool'la objeler üzerindeki noktaları tutarak değişiklik yapabilir veya çizgiler üzerinden tutarak da değişiklikler yapabilirsiniz. Bir çizgi veya noktayı seçtiğinizde o nokta üzerinde bulunan teğet çizgilerini yine Direct Selection Tool'u kullanarak tekrar düzenleyebilir, değişiklikler yapabilirsiniz.